Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1v1'de yeni başlayan serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. O da Elmas'tan şampiyonu 1v1. Direkt böyle hızlı bir giriş yapalım dedim. Bakalım golü attık mı? Atamadık. Oo, reis ki kofa gelmedi. Güzel. Bakalım ona geçecek mi? Kale boş bu arada. Şöyle bir topu kontrol edip oynayalım dedim. Bize doğru geliyor. Şöyle bir rövaşata. Aa, vuramadık. Şimdi lafı böldüm. Ne diyorduk? Elmas'tan şampiyonu serimizin 1v1 ile karşınızdayım diyordum ve şu anda arkadaşlar elmas 1 küme 2 rankındayız. Yani elmasın en başından başlayacağız ve başlık ne alaka diyenleriniz olabilir. Sizlerle de başlıktaki konuyu konuşmak istedim. Biliyorsunuz ki bana çok yorum atıyorsunuz. Abi şu bahanelerini bırak Allah aşkına falan filan diye. Ben dedim o bahane hakkında konuşayım diye. Özellikle bu bahane konusu şey videosunda çok arttı. Biliyorsunuz benim 2v2 elmastan şampiyona videom var. Hatta o seri de yarıda kaldı. Eğer devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Neyse, o videonun yorumunda bir tane kötü adam vardı. Yani adam harbiden kötü oynuyordu. Şöyle söyleyeyim, benim 600 puanım falan vardı. Adamın 100 puanı vardı ve harbiden ya her topu kaçırıyordu. Ben de o sinirle işte adama falan çamur atmaya başladım. Ne bileyim, kendi kaçırdıklarımı görmemeye başladım gibi gibi bir sürü olay oldu. Ondan sonraki maçta da harbiden iyi oynayan bir adam vardı. Ve onun da siniriyle, ya önceki adamın siniriyle o adama da çamur atmaya başladım ve öncelikle bunun için özür diliyorum. Onu da haklısınız. Ama ben de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani rekabetçi de gerçekten çok gergin oyunlar dönüyor. Ve o oyunun gerginliğiyle ne düşüneceğinizi bazen şey yapamıyorsunuz. Oğlum bu arada adam direkt çıktılar. Ne düşüneceğinizi demişim. Ne dediğinizi kontrol edemiyorsunuz. Ya düşünmeden konuşuyorsunuz. O yüzden de o şey için beni bağışlayın, özür dilerim. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Sizden bu konuda çok yorum almıştım işte, abi şu bahanelerini bırak falan diye. Vallahi haklısınız abi ama dediğim gibi bazen, bakın bu arada rankımız ne? Elmas 1 küme 2 dediğim gibi. Bazen işte arada ve o konuda da birazcık dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda Williams var. Bu arada adam FF verdi ama ben yine de bu bölümü iki maçta kapatacağım. Çok fazla uzatmayacağım bu bölümü. Belki sonraki bölümlerde, o çok güzel bir hamle yaptı bana doğru. Ben onu görmedim bu arada, direkt topa gittim. Sonraki bölümlerde belki bunu uzatabiliriz bölümlere. Daha doğrusu maç sayısını falan. Bu arada çok kötü bir müdahale yaptı herif ya bize karşı yani. Adama göre iyi, bize göre kötü ve düzelemedik. Adam da boş kaleye kaçırdı, sonradan bitirdi. Abi 1v1'in bu olayı çok kötü işte ve adamda şampiyon baneri var. Yani sezon 14'ü adam şampiyon bitirmiş. Bu anlama geliyor ve kickoff kaybettik abi. Az önceki maçta kickoff kazandık. Ondan sonra hemen kickoff kazanıyorum dedim. Nazar dedi, dur bakalım. Bu arada adamı iyi ya. O biraz sıkıntı yaratacak bize. Çünkü müdahaleleri falan gayet yerinde gibi gözüküyor. Agresif bir oyuncumuz var bir de karşımıza. Adam burada kendini ne kurtarışlar mı diyor. Dur bakalım. Şimdi beraberliği yakaladık. Bundan sonra artık, oğlum yine kickoff kaybediyorum ben ya. Beraberliği yakaladık. Bundan sonra artık kazanmaya oynayacağız diyecektim. Adam da tökezledi. Ben de tökezledim orada. Oo. Oğlum bu adam bayağı agresif bu arada. Beklemediğim kadar agresif bir oyuncu var karşımızda. Şöyle bir uzaklaştıralım, tamam mı? Biz bu adama kontrollü mü oynasak agresif mi? Şimdi en büyük soru o. Kendinize sormanız gereken. Ben vallahi bilemiyorum açıkçası. Karar veremedim. Agresif oynanacak bir oyuncuya benzemiyor şu anlık. O yüzden kontrollü, sakin, kontra ataktan gol bularak oynayacağız. Bunun gibi. Tabii bu sumuz yetmedi. Şöyle vuralım. Direkten döndü. İnanılmaz. İnanılmaz. Abi valla kendim mi, beceriksizliğim, şanssızlık mı desem bilmiyorum ama direkten dönmesi bayağı kötü oldu ya. Güzel blok. Şunu almam lazım benim. Patlatsak iyiydi. Alamadık çünkü. Üstüne patlatamadık da. Güzel. Kurtarışlar kaç oldu lan, kurtarışımız bizim. Bu su mu olacaktı? Olayı bitirecektim. Bu arada heyecandan da konuşamıyorum abi. O çok kötü oynadık buraya. Allah'tan adamın arkası dönük. Allah'tan. Adam bir önü dönük olsun vallahi işi bitirmişti. Buna vurur musun lan sen? Vuramazsın bence. Ben şöyle hızlı bir vuruş yapayım. Kurtardın. Şunu bir senden alayım. Seni bir de bumplayayım ben, tamam mı? Bir de şuradan boost alayım. Geliyor reis. Reis hızlı çıktı ya.
Tamam güzel. Abi adam inanılmaz agresif bu arada hani. Normalin de üstünde bir agresifliği var. Bunu da tuttu bir de. İşimiz zor abi bu adama karşı. Kaliteli bir oyuncuya karşı oynuyoruz çünkü. Bir tek ben de agresif girdim. Bunu ıskalsam çünkü sıkıntı olacaktı. Ama ıskalamadık. Şimdi bakalım ne yapacak. Şunu da ben alayım. Kankam yapacağım bir şey kalmadı artık. Sal bence. Bursuna git yani sal bence derken. Şimdi şuradan bir alalım. Adamın geldiğini görüyorum. Oo. Çok kötü bir hata. Bak baskıyı direkt yaptı. Hatayı zorladı beni. Gayet de işe yaradı. Patlatacak beni. Onu biliyorum. Bakın çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. Buna gideceğim artık. Çünkü çok oyalandı. Onu hissettiğiniz zaman gidin ya. Hiç beklemeyin. Şuradan bir vurayım tamam mı? Bir tek son vuruşlarımıza geçtirsek aslında var ya adamı çok rahat alacağız da. Adamın boost'u yok. Abi çok kötü bak bu olmadı ama ya. Ya çok kötü sekti demek istemiyorum ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Yorumu siz yapın. Ya orada ben topu kaldırıp vuracağım. Adamın önüne gelmesi çok ilginç ya. Onu anlayamadım ben neyse. Güzel. Şuradan gidelim abi boost'umuza. Ha bir de iyi de oynuyorduk. Sen vuracağım mı onları? Ben şuradan bir kayayım. Bak ona da vuruyor. Boost'u bu arada hala yok. Varmış lan boost'u. Adamın günahını aldık. Şuradan bir kaldıralım. Bir sekerse o. Şöyle vuralım. Güzel. Çok iyi bu arada şey yaptık. Power shot attık. 104 mi 114 mi ne gitti göremedim ama o tarzı bir şeydi. Kickoff'u yine kazanamadık. Berabere bitti galiba Kickoff. Oo çok kötü mü istedik? Çok kötü mü istedik? Umarım hatamızı cezalandırmaz adam. Şuna bir gidelim. Şöyle hataları artık yapmam lazım ya. Tamam çok iyi. Bunu bitirmem lazım. Tamam direkt kaleye girdi. Okey. Güzel. Şimdi avantaj bizde. So lucky love my airsoft diyor adam. Yani diyor ki çok şanslısın. Sana götümle gülüyorum diyor. Tamam abi gün ne yapayım? Bir ve bir şans işi çünkü. Yani şans işi derken şans faktörü çok fazla. Bunları bileceksin abi. Bu girmez. Ha bu şansla buna ne yapayım abi? Ya benim yapabileceğim bir şey yok ki. Adam kendisi ediyor, kendisi buluyor. Patlattık. Teşekkürler çarpma diyor. Abi şu adamla ben iletişim engellemem lazım. Dördü atarsak bitiririz bu adamı. Abi kaldıramadım ya kendimi. Boost'unu aldım adamın. Şu an sadece süreyi eritmeye oynuyorum. Şöyle ben de vurayım. Gole gidiyorum. Maçı bitiriyorum. Maçı bitiremedim. Oo dışarı attım. Ne yaptım lan ben öyle? Şöyle vurayım da artık. O sondaki şey neydi ya? Kaçırışım. Valla onun için özür diliyorum arkadaşlar. Adam var ya yani. Yıkılmadım ayaktayım diyor bak hala. Neyse bitti abi güzel. GG. İki tane maç yaptık. Bir tanesini direkt FF dedik. Wow rule 2 diyor. Neyse bu adam toksiklik yapsın ya ne yapayım abi. Buradan da çıkalım. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan video beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.